Hepiniz hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Bir 40 dakikalık süremiz var. Bu 40 dakikalık sürede ne yapacağız? Bu 40 dakikalık sürede arkadaşlar şöyle bir 15 tane soru seçtim sizler için. Bu 15 soruyu çözeceğiz birlikte. İçinde soyut cebir var, lineer cebir var, analitik geometri var. Böyle önemsediğim, sanki çıkabilir gibi dediğim sorulardan seçtim. Hemen başlayacağım. Soru şekli, çözüm şeklinde yapacağız arkadaşlar. Konu anlatımı yapmayacağız. Şimdi böyle bir sorumuzla başlayalım. Evet arkadaşlar, böyle bir sorum. Son zamanlarda bağıntının özelliklerinden çok fazla soru geliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Böyle bir bağıntı verilmiş. A kümesi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlarından oluşuyor. Ve beta bağıntısı da 2 bölü x eksi y şeklinde verilmiş. Bu beta bağıntısı için yansıma simetri, ters geçirme ve ters simetri ve geçirme özelliklerinden hangileri vardır? Sorumuz bu. Şimdi arkadaşlar, yansıma olması için her x elemanıdır A için, her x elemanıdır A için x virgül x elemanı mıdır beta'nın? Bu varsa eğer yansımadır, yansıma vardır diyeceğiz. 2 böler x eksi x. Çünkü x eksi x 0 demek. 2 sıfırı böler olup diyeceğiz arkadaşlar. Olup x virgül x elemanıdır, betadır. Dolayısıyla betada yansıma özelliği vardır. Gelelim simetri özelliğine. Her x y elemanıdır beta için, y x de elemanı mıdır beta'nın? Bunu soruyor. Her x'i elemandır beta ise ancak nasıl mümkün? 2 böler x eksi y ile mümkün. Bu da ancak ve ancak 2 böler y eksi x'tir, değil mi? Bu da ne anlama gelir arkadaşlar? Y virgül x'in beta'nın elemanı olmasıyla. Çünkü 2 eğer x eksi y'yi bölüyorsa y eksi x de onun eksilisidir. Onu da böler. Dolayısıyla arkadaşlar y virgül x de beta'nın elemanıdır. Beta'da simetri özelliği vardır. Şimdi ters simetri özelliğinin olmadığına dair bir tane örnek vermemiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir tane örnek, şimdi ters simetri özelliği var mı? Şimdi arkadaşlar, yani şöyle, x y elemanıdır beta için y x elemanıdır beta olmuyorsa, mesela arkadaşlar örnek verecek olursak, mesela 2,4 beta'nın elemanı iken 4,2 beta'nın elemanı, 4,2 değil beta'nın elemanı, çok özür dilerim arkadaşlar. 2,4 beta'nın elemanı iken 4,2 de beta'nın elemanı. Bu ne anlama geliyor? Bu ters simetrikliği bozan bir şey arkadaşlar. 2,4 beta için 4,2 de beta'nın elemanı, dolayısıyla ters simetri özelliği yok. Yani x y'den farklı olacak şekilde her x y elemanıdır beta için, y x de beta'nın elemanı değilse ancak ters simetriktir diyebiliyoruz. Gelelim geçişme özelliğine. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. X virgül y elemanıdır beta, y virgül z elemanıdır beta için x virgül z elemanı mıdır beta'nın? Tabii ki arkadaşlar buraya her diyelim, tamam mı? Şimdi bu varsa, x y elemanıdır beta ise 2 x eksi y'yi böler, 2 y eksi z'yi de böler. Arkadaşlar bölme aksiyonlarından 2 x eksi y ve y eksi z'yi bölüyorsa 2 bunların toplamını da böler. Toplamı x eksi z oluyor. X eksi y ile y eksi z'yi. Dolayısıyla bu da ancak ve ancak x virgül z elemanıdır beta ile mümkündür arkadaşlar. Dolayısıyla geçişme özelliği de vardır. Bu üç özellik burada vardır diyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu böyle. Böyle bir sorumuz var. Geçiyorum bu soruyu. Arkadaşlar. Evet. Bir diğer, yine soyut cebirle alakalı yine bir diğer sorumuz. Burada arkadaşlar kullanacağımız işlem Fermat teoremi. Çok önemli arkadaşlar Fermat teoremi. Şöyle P, Fermat teoremini isterseniz şöyle bir açıklayalım. Fermat teoremini. Arkadaşlar şöyle, P asal ve P bölmez A ise A üzeri P eksi 1 denktir 1'e mod P'ye göre. Evet arkadaşlar, hemen Fermat teoremini uygulayalım. 7 asal ve
7 bölmez 5. O halde 5 üzeri 6 denktir 1'e mod 7'ye göre. O zaman 5 üzeri 73 diyor. 5 üzeri 73 dediğimiz sayı 5 üzeri 6'nın 12. kuvveti çarpı 5'tir. 5 üzeri 6'nın 12. kuvveti 1 olduğundan bu da 5'e denk mod 7'ye göre. Yani bu 5'e denkmiş. Gelelim 9'a. 7 asal ve 7 bölmez 9. Bu durumda 9 üzeri 6 denktir 1'e mod 7'ye göre. O zaman 9 üzeri 12 de 1'e denktir mod 7'ye göre arkadaşlar. Bu da denktir 1 diyeceğiz. Topladık bu ikisini. Cevabımız 6 bulundu. Bu da böyle arkadaşlar. Geçiyorum. Bir diğer sorumuz. Evet arkadaşlar, yine bir soyut cebir sorusu. Kümesi üzerinde tanımlı nokta işlemi için G nokta birim elemanı C olan bir gruptur arkadaşlar. Bakın G'nin elemanları 5 tane elemanı var. Birim elemanı C olan bir gruptur. Aşağıdaki hangisi G'nin bir alt grubu olabilir? Arkadaşlar en önemli şey şudur. Alt grubun birim elemanı ana grubun birim elemanıdır. Alt grubun birim elemanı mutlaka ana grubun birim elemanıdır. Şimdi arkadaşlar burada birim elemanı C olan bir grup olduğundan alt grubun birim elemanı ana grubunda birim elemanıdır. Şimdi bunun birim elemanı C olduğuna göre G'nin alt grubunda birim elemanı C olmalı. Bakalım arkadaşlar. Burada C yok, almadım. Burada C var. Bakın burada C yok. Burada C yok. İçinde C olmayanları alamayız arkadaşlar. İçinde C olmayanları alamayız. Öncelikle bu. Yani birim elemanı mutlaka içermeli. Alt grup birim elemanı mutlaka içermeli. İkincisi şu. Alt grubun eleman sayısı, yani alt grubun mertebesi grubun mertebesini böler. Mertebe demek eleman sayısı demektir. Ana grubun eleman sayısı 6 olup alt grubun eleman sayısı bunu bölecek sayıda olmalı. Burada B şıkkına baktığımızda 4 elemanlı olduğu için 4 6'yı bölmez. Dolayısıyla bu da bir alt grup olma ihtimali yoktur. Burada alt grup olmaya aday tek küme D kümesidir arkadaşlar. Yani A, C, E. Tabii o da alt grup olması için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Gruptaki işlemin özelliklerini sağlaması gerekiyor değil mi? O işleme göre kendi başına bir grup olması gerekiyor. Ancak o şekilde, ama en azından bu iki özelliği sağladığı için burada olmaya aday küme D kümesidir diyoruz. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Şimdi üreticilerle ilgili arkadaşlar, G nokta A tarafından üretilen ve mertebesi 60 olan bir devirli gruptur. G noktanın üretiç sayısı. Şimdi arkadaşlar devirli bir grubun üretiç sayısı eleman sayısı n ise phi n ile bulunur. Phi n. Phi n nedir arkadaşlar? Euler sayısı. Yani 60 ile aralarında asal olan sayı adedi. Yani phi 60 dediğimiz 60 ile aralarında asal sayılar. Şimdi ne yapıyorduk? Bunu nasıl buluyoruz? Bunu şöyle buluyoruz. 60'ı asal çarpanlarına ayırıyoruz arkadaşlar. Şöyle mi asal çarpanları? 2'nin karesi 3, 5. Arkadaşlar phi 60 şöyle bulunur. 60 çarpı 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 5. 60 çarpı 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 5. Arkadaşlar şunlar bir gitse. Buradan ne oldu? 16'ını bulduk. 15'in 4 katı 16. Yani G nokta diyorum üretiç sayısı 16. 16 tane üretici vardır arkadaşlar. Tabii 16 tane üretici A'nın 60 ile aralarında asal sınıfları. Mesela A üzeri 1 bir üreticidir. Bakın A üzeri 2 üreteç değildir. 2 çünkü 60 ile aralarında asal değil. A üzeri 3 üreteç değildir. A üzeri 4 değildir. A üzeri 5, A üzeri 6 değildir. A üzeri 7 de bir üreteçtir arkadaşlar. A üzeri yine 11 de bir üreteçtir. Yani 60 ile aralarında asallara bakıyoruz. Dolayısıyla A üzeri 7 G çarpının bir üretici midir? Evet, A üzeri 7 G çarpının bir üreticidir. Peki A üzeri 24 G çarpının bir üretici midir? A üzeri 24 G çarpının bir üretici değildir. A üzeri 24'ün ürettiği grubu şöyle buluruz. A üzeri 24'ün kuvvetlerini alacağız. Öyle ki N elemanıdır?
Z diyeceğiz arkadaşlar. Kuvvetlerini alalım. Birinci kuvvetini aldım. A üzeri 24. İkinci kuvvetini aldım. 48. Üçüncü kuvvetini aldım. İşte böyle devam ediyoruz arkadaşlar. 72. Sonra A üzeri. Tekrar bir 24 ekledim. 96. Tekrar 24 ekledim. Birim yakaladık. 1, 2, 3, 4. 24, 48, 72, 96. Tekrar bir 24 ekleyelim arkadaşlar. A üzeri 120, o da 1 oldu. Arkadaşlar A üzeri 24'ün ürettiği grup budur. A üzeri 24'ün ürettiği grubun mertebesi 1, 2, 3, 4, 5'tir. Ha, bunu bulmanın yolu şu. A üzeri 24'ün kaçıncı kuvveti 1'e denktir? Kaçıncı kuvveti 1'e denktir diyeceğiz. Buradaki tabii kuvvetimiz 5 oluyor arkadaşlar. Çünkü A üzeri 60'ın ben 1 olduğunu biliyorum değil mi? Bunun mertebesi çünkü 1 olduğu için arkadaşlar A üzeri 61, A üzeri 61 ise A üzeri 120 de 1'dir. A üzeri 24'ün ürettiği grubun mertebesi 5'tir. Bu da böyle arkadaşlar. Tamam mıdır? Evet. Geçiyorum arkadaşlara. Geçiyorum. Aşağıdaki hangisi devirli değildir? Şimdi not demiştik çok önemli arkadaşlar. Zn artı kesinlikle devirli gruptur. Zn artı kesinlikle devirli gruptur. Dolayısıyla burada Z2 artı Z4 artı Z5 artı bunlar devirli gruptur. Ayrıca M ile N aralarında asal olmak üzere Zm çarpı Zn artı da kesinlikle devirli gruptur. 2 ile 3 aralığında asal olup Z2 çarpı Z3 artı da devirli gruptur. Z2 çarpı Z2 artı devirli grup değildir. Çünkü burada herhangi bir elemanın ürettiği grubun mertebesi maksimum olsa 2'dir. Dolayısıyla bu devirli grup değildir. Cevap Edirne arkadaşlar. Tamam. Şu 4 devirli grup ama bu devirli grup değil. Evet arkadaşlar, soyut cebir ile ilgili soru tahminlerimiz bunlar. Şimdi yine her cebir ile ilgili bir matris sorusu var. Basit bir soru aslında arkadaşlar ama çok da zorlamıyorlar zaten. Şimdi matrisi veriliyor. A üzeri 21 matrisini bulalım. Tabii A üzeri 21'i bulurken ne yapalım? Önce a kareyi bulalım. A kare 3 eksi 1, 1 eksi 3 çarpı yine kendisiyle 3 eksi 1, 1 eksi 3. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın şöylece alıyoruz. Bakın ilk satırla bunun sütununu alıyoruz. 9 eksi 1'den 8 oldu. Sonra şöyle aldık. Eksi 3 artı 3'ten 0 oldu. 3 eksi 3'ten 0 oldu. 8. Görüldüğünüz üzere arkadaşlar bu çok şey çok benziyor. Bu 8 çarpı 1, 0, 0, 1'dir. Bu da 8 çarpı I2. I2 dediğimiz birim matris. 2 çarpı 2'lik birim matris. A üzeri 21 dediğimiz o zaman matrisimiz ne olur? A üzeri 2'nin 10. kuvveti çarpı A olur. Yani şunun 10. kuvveti. 8 üzeri 10 çarpı I2 çarpı A. O da 2 üzeri 30 çarpı A diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. 2 üzeri 30 çarpı A diyebiliriz. Bu da böyle arkadaşlar. Tamam mıdır? Geçtim. Evet. Bir diğer lineer cebir sorumuz. Elemanları gerçel sayılar olan 3 çarpı 3 tipindeki A matrisinin determinantı 2'dir. Buna göre determinant 4A çarpı determinant eksi 2A toplamını bulalım. Şimdi determinant K çarpı A, K üzeri N çarpı determinant A'dır. Buradaki n dediğimiz matrisin arkadaşlar mertebesi. Tamam n çarpı n tipinde. Yani buradaki n'imiz 3 olacak. O zaman determinant 4a ne olacak arkadaşlar? 4'ün küpü çarpı det a artı eksi 2'nin küpü çarpı det a. 64 çarpı det a 2 artı eksi 8 çarpı 2. O da 128 eksi 16'dan 112 mi bulunur arkadaşlar? Determinant 4A art determinant eksi 2A toplamı 112'ymiş. Bu da böyle arkadaşlar.
Evet. Şöyle bir sorumuz var. Denklem sisteminin çözüm kümesi. Bu da tabii bir lineer çeviri sorusu arkadaşlar. Denklem sisteminin çözüm kümesi. Çok önemli arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine çok fazla durarak bir sürü örnekler yapmıştık. Burada çok önemli olan bir şey vardı arkadaşlar. Bir kere burada üç tane bilinmeyen var, üç tane denklem var. Tabii bu denklemlerin katsayılarının elde edilen matrisin determinantı çok önemliydi. Bu katsayıların katsayılardan elde edilen 3 çarpı 3 tipindeki matrisin determinantı sıfırdan farklı ise bu denklemin bir tek çözümü vardır. Eğer bu katsayılar matrisin determinantı sıfıra eşit ise o halde arkadaşlar bunun birden ya sonsuz çözümü vardır ya da çözüm kümesi boş kümedir. Ona da bakabiliyorduk arkadaşlar. Örnek yapmıştık bununla ilgili. Şimdi öncelikle o zaman yapmamız gereken şey bunların katsayılar matrisinin determinantına bakmak. 2 eksi 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Şimdi arkadaşlar katsayılar matrisinin determinantına A diyelim. Tamam mı? A diyelim. Şimdi determinant A'ya bakacağız. Determinant A. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar çok rahatlıkla bu matrisin determinantın sıfır olduğunu görebiliyoruz. Neden? Çünkü bu matrisin satırları lineer bağımlı. Yani birinci satır ile ikinci satırın toplamı üçüncü satırda verilmiş. Bakın 2 artı 1, 3. Eksi 1 artı 2, 1. 1 artı 1, 2. Üçüncü satır ilk iki satıra bağlı. Eğer bir matriste herhangi bir satır veya sütun, diğer satır veya sütunların lineer birleşimi ise, diğer satır veya sütunların yani satırlar veya sütunlar lineer bağımlı ise bu durumda matrisin determinantı sıfırdır diyoruz. Yani bu matrisin determinantı sıfır. Şimdi bu tamam, bu cepte. Determinant sıfır. Determinant sıfır ama determinant sıfır olunca ne oluyordu? Boş küme veya sonsuz oluyordu çözüm kümesi. Bakalım. Şimdi bunu biz nasıl elde ettik? Birinci denklemi, ikinci denklemi toplayarak elde ettik değil mi? Topluyoruz. Lakin 4 ile 5'in toplamı 9. Bakın buraya 7 vermiş. Eğer burada 7 değil de 9 vermiş olsaydı bu denklem sisteminin çözüm kümesine sonsuz diyecektik. Ama şu aşamada sol tarafların toplamları ile sağ tarafların toplamları birbiriyle uyuşmuyor. Dolayısıyla bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir diyoruz arkadaşlar. Bu denklem sistemlerine de bir göz atmanızda fayda var. Önemli olduğunu düşünüyorum bunda. Evet arkadaşlar. Evet, yine bir diğer lineer cebir sorumuz vektör uzaylarıyla alakalı. Yukarıda verilenlerden hangileri V'nin alt vektör uzayıdır? Evet, alt vektör uzayı. Bu önemliydi arkadaşlar. Bir kere alt vektör uzayı olmaya aday olan küme ana kümenin bir alt kümesi olacaktı. Doğru mu arkadaşlar? H V'nin alt kümesi olacaktı. Sonra her U V elemanıdır. H için U artı V elemanıdır. H olacaktı. Sonra her K elemanıdır R ve yani bu vektör uzayının üzerinde cisim olduğu değer arkadaşlar. Reel sayı üzerinde diyoruz şu anda. Her K elemanıdır R ve her U elemanıdır H için K U elemanıdır H olması gerekir ki biz buna alt vektör uzayı diyelim. Şimdi burada arkadaşlar çok 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 önemli bir şeyden bahsetmiştik. Mesela demiştik ki arkadaşlar düzlem denklemleri, orijinden geçen düzlem denklemleri her türlü alt vektör uzayı oluyordu. Orijinden geçen arkadaşlar orijinden geçen düzlem denklemleri alt vektör uzayı. Bakın bu orijinden geçiyor. Orijinden geçen düzlem denklemi. Ama orijinden geçmiyorsa arkadaşlar biz buna alt vektör uzayı diyemiyorduk arkadaşlar. Çünkü hani o zaman uyuşmuyordu her U ve elemanı. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Yani çok basit mesela U'yu şöyle alalım. U'yu işte X1, Y1, Z1 alalım. X1, Y1, Z1 olsun. Şöyle X1, Y1, Z1. Öyle ki 2X1 artı 2Y1 artı 7Z1 eşittir sıfırdır. Diğeri de V alalım bir de. V'de ne olsun? X2Y2 Z2 olsun. O da o zaman ne olacak? 2x2 artı 2 pardon. Şurası Y1'di. Y2 artı 7
z2 eşittir 0. Taraf tarafı topladığımızda işte iki parantezinde x1 artı x2 oluyor. Artı iki parantezinde y artı y1 artı y2, çok özür dilerim. Artı 7 parantezinde z1 artı z2 eşittir 0 oluyor. Yani sonuç olarak 2x artı y artı 7z eşittir 0 gibi bir denklemi sağlıyor. Yine arkadaşlar hani k çarpı u dediğimiz kx1, ky1, kz1 olacak. Bunda k katı olacak. Bakın şöyle k çarpı u'ya bakalım. K çarpı u nedir? Kx1. Ky1, kz1'dir. Öyle ki şöyle düşünelim. Mesela 2x1 artı y1 artı 7z1 eğer sıfıra eşitse bunun k katı da yine sıfıra eşittir. 2kx1 artı ky1 artı 7kz1 de sıfıra eşittir. Yani arkadaşlar bu alt vektör uzayıcı. Bunu böyle artık ispat yapmaya gerek yok arkadaşlar. Orijinden geçen düzlem denklemleri rekübün alt vektör uzayıdır. Zaten arkadaşlar bunu o kadar çok işlem yapmıştık ki bunlarla ilgili biliyorsunuz. Spen dediğimiz germek kümelerinden bahsetmiştik. Bu ne oluyordu arkadaşlar? Rekübde iki vektörün, lineer bağımsız iki vektörün ürettiği alt vektör uzayı düzlem oluyordu. Lineer bağımsız ise bir vektör önce doğru oluyordu. Arkadaşlar bunlardan bahsetmiştik. Üç tane olursa, lineer bağımsız olursa rekübü üretiyordu. Evet, ikincisi arkadaşlar, ikincisi alt vektör uzayı mıdır? İkincisi alt vektör uzayı değildir. Neden değildir? Mesela arkadaşlar şöyle yapalım. Mesela sıfır. Şöyle yapalım. 2, 5, 4 diyelim arkadaşlar. 2, 5, 4 rekübün elemanı. Doğru mu? Çünkü y sıfırdan büyük olduğu için. K'yı eksi 2 aldığımızda, k çarpı u dediğimizde, bunu k ile çarptığımızda, eksi 2 ile çarptığımızda ne olur? Eksi 4, eksi 10, eksi 8 olur. Bu A diyelim arkadaşlar. A, B, C diyelim. Bu B'nin elemanı. Ama bu B'nin elemanı değil arkadaşlar. Bu da yine o zaman alt vektör uzayı değildir. Bunlar alt vektör pardon. Birinci alt vektör uzayı, ikinci alt vektör uzayı değil. Üçüncüye bakalım arkadaşlar, alt vektör uzayı mı? Şimdi üçüncü alt vektör uzayı mı? Onu hemen değerlendirelim. Şöyle arkadaşlar, şu yukarı tarafı sileceğim. Bu alan yeterli. Evet. Şöyle yapalım. X1, Y1, Z1, C'nin elemanı olsun. Tamam mı? O zaman ne olacak? X2, Y2, Z2 de C'nin elemanı olsun. O halde ne diyeceğiz? Z1 eşittir. X1 artı Y1'in karesi. Buradan da z2 x2 artı y2'nin karesi. Tabii o zaman buna u dedik, buna da v dedik. U artı v'yi alalım. U artı v dediğimiz vektörümüz x1 artı x2, y1 artı y2, z1 artı z2. Bu c'nin elemanı mıdır? Şimdi c'nin elemanı olması için arkadaşlar z1 artı z2 ne olması gerekiyor? X1 artı X2 ile Y1 artı Y2'nin karesi. Şimdi şunları taraf tarafa topladığımızda Z1 artı Z2 evet oluyor. Bakın X1 artı X2 de var ama burada Y1 kare artı Y2 kare gelecek. Buradaki ise Y1 artı Y2'nin karesi. Yani Y1 kare artı Y2 kare Y1 artı Y2'nin karesine eşit değildir. Dolayısıyla bu da alt vektör uzayı olamaz arkadaşlar. Burada alt vektör uzayı olacak sadece hangisi var? A kümesi. Yani yalnız bir diyeceğiz. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Bu da böyle. Geçiyorum. Biraz da analitik geometri sorularımız var. Şimdi arkadaşlar analitik geometri vektörlerle ilgili bir soru yazmak istedim. İki tane vektörümüz var. A vektörümüz, B vektörümüz. A diyelim, B diyelim. A vektörü 6'ya 8, B vektörü ise 7'ye 24. Vektörler arasındaki açıyı ortalayan, şöyle açıyı ortalayan, ortaladı. K diyelim. K virgül 1.
Şimdi arkadaşlar açılar aynı. Alfa alfa diyelim. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. A ile K'yı bir iç çarpalım. Nedir bu? Norm A çarpı norm K çarpı aradaki açının kosinüsüdür. B ile K'yı iç çarpalım. Norm B çarpı norm B çarpı norm K çarpı kosinüs alfadır. Şimdi bunları taraf tarafa oranladığımız zaman norm K'lar ve kos alfalar sadeleşecek. Şimdi A ile K'yı iç çarpalım. Ne olacak? 6K artı 8 bölü. B ile K'yı çarpalım. O da 7K artı 24 mü? Eşittir. Norm A dediğimiz karekök içinde 6'nın karesi artı 8'in karesi. Yani bu 10'dur arkadaşlar. Norm B de karekök içinde 7'nin karesi artı 24'ün karesi. O da 25'tir. Sadeleştirirsek 2 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yapalım. 30K artı 40 eşittir. 14K artı 48. Buradan 16K eşittir. 8'den K'yı 1 bölü 2 buluruz. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Benim yine önemsediğim sorulardan bir tanesidir. Bu da böyle. Geçiyorum arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Doğrusuna dik olan ve A eksi 4,5 noktasından geçen doğrunun denklemi. Çok basit arkadaşlar, aslında bir TYT sorusu. Çok daha hani ama hiç belli olmuyor bazen, bu tarz sorularda soruları oluyor. Doğrusuna dik olan, bir kere bu doğruya dik olan doğrunun eğimiyle bu doğrunun eğimi çarpımı eksi 1 olmalı. Yani y eşittir eksi 2x artı 5 diyelim. Bu doğrunun eğimi m1 eksi 2. O zaman aradığımız doğrunun eğimine m2 diyelim. O da 1 bölü 2'dir. Çünkü arkadaşlar birbirine dik olan doğrudan eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Bunun eğimi eksi 2 ise onun eğimi 1 bölü 2 olacak. Eğimi 1 bölü 2 olan ve bu noktadan geçen doğru denklemi arkadaşlar. Y eksi Y 0 eşittir. M çarpı. X eksi X 0. Y eksi 5 eşittir. M'si 1 bölü 2 çarpı X eksi X 0, yani X artı 4 oldu arkadaşlar. Buradan 2y eksi 10 eşittir x artı 4, x eksi 2y artı 14 eşittir 0. Yanlış yapmazsak arkadaşlar bu şekilde olmalı. 2 eksi 10, x eksi 2y artı 14 eşittir 0. Sonuçta bu. Evet arkadaşlar, geçiyorum. Bu da böyle basit bir soruydu bu. Evet. Doğrusuna paralel vektörleri. Şimdi arkadaşlar uzayda doğru denklemini x eksi x sıfır bölü u bir eşittir. Y eksi y sıfır bölü u iki, o da eşittir. Z eksi z sıfır bölü u üç şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi buradaki şu ifadeyi o fonda yazmamız gerekiyor arkadaşlar. 2x artı 1 bölü 3'ü hemen yazalım. X eksi eksi 1 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Bakın ne yaptım? Arkadaşlar 2'ye böldüm. Pay ve payda 2'ye böldüm. Ve bu formatı uygun yazmaya çalıştım. Eşittir. Tabii y'yi yanına yazmam gerekiyor. Bunu y eksi 5 bölü 0 şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Çünkü 0 bölü 0 daha önce de bahsetmiştik. Tüm sayılara eşitti. Buraya aslında 0 bölü 0 yazmış olduk. O da eşittir. Z eksi 3 bölü eksi 2. Şimdi o zaman arkadaşlar paralel vektörlerden bir tanesine u diyelim. 3 bölü 2 0 eksi 2. Bakın bu x0, y0, z0 noktasından geçen ve u1 ile u2 uç vektörüne paralel olan doğru denklemidir. Burada tabii paralel olan paralel vektörümüz 3 bölü 2 0 eksi 2. Bunun istediğimiz katlarını alabiliriz arkadaşlar. Yani 3, 0 eksi 4 şeklinde de alabiliriz. Bu da böyle bir sorumuz arkadaşlar. Bir diğer sorum, düzlemlerin ortak noktalarını bulalım. Yani bunları ortak çözelim. Bir kere elimizde iki tane üç bilmeyen denklem var. İki tane üç bilmeyen denklem eğer lineer bağımsızsa bu iki denklemi bir parametreye bağlı çözebiliriz. Doğru mu? Normalde arkadaşlar üç denklem gerekiyor. Bunu bir parametreye bağlı sonsuz çözümü vardır deriz. Evet, burada bir parametre düzlemlerin ara kesiti arkadaşlar doğrudur. Şimdi o doğru denklemini bulacağız. Bakın şöyle, z eşittir lambda için diyelim. Z eşittir lambda için x artı y'yi lambda eksi 3 buldum. X eksi y'yi de
eksi y'yi de eksi lambda artı 7 buldum. Taraf tarafa topladığımız zaman 2x eşittir 4, x'i 2 bulduk. Arkadaşlar x'i 2 bulduk. Şimdi x'imiz 2 ise y'ne yazdığımızda y'yi de ne buluruz? Lambda eksi 5 bulur. Bakın taraf tarafa topladım arkadaşlar. X'i 2 buldum. Z'ye lambda demiştim zaten. Y'ye de lambda eksi 5 mi oldu? Tamam. Şimdi lambdayı yalnız bırakacağız arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum? X'imiz zaten 2. X eşittir 2 diyeceğiz. O ayrı. Bunu katmayacağız. Sonra Y eksi 5 bölü 1 eşittir. Z bölü 1 diyeceğiz. Anlaştık arkadaşlar. Bu ikisinin ortak kesişim noktasından elde edilen doğru denklemi budur işte arkadaşlar. Tamam mı? X eşittir 2. Y eksi 5 bölü 1 eşittir. Z bölü 1. Ha bunun eğer hani bu doğrunun doğrultmanını istersek doğrultman ne olacak? Bakın burada x eksi 2 bölü 0 şeklinde yazmalıyız. 0, 1, 1 olacak arkadaşlar doğrultmanı. Bu da böyle bir soruydu. Evet, geçiyoruz arkadaşlara. Evet, noktasının düzlemine göre simetri olan noktayı bulalım. Arkadaşlar bu da önemli. Simetri konusu sıkça sorulan konulardan bir tanesi. Bir noktamız var. A noktası 1, 2, 3. Düzlem denklemimiz var. X artı Y artı Z artı 5 eşittir 0. Bu düzleme göre şöyle yapalım. Simetri olan noktayı istiyoruz. A, B, C diyelim. Şimdi arkadaşlar şurası orta noktası. Şu orta nokta. Şimdi arkadaşlar düzlemin nesi var? Düzlemin normali var. Nedir düzlemin normali? Düzlemin normali 1, 1, 1. X, Y, Z'nin katsayı düzlemin normalidir. Düzlemin normali ile AA vektörü birbirine, AA üssü vektörü birbirine paraleldir. Yani 1, 1, 1 ile AA üssü dediğimiz ne olacak? A eksi 1 virgül B eksi 2 virgül C eksi 3 birbirine paraleldir. Şimdi paralel olması için arkadaşlar hani bu bölü bu. Yani 1 bölü A eksi 1, 1 bölü B eksi 2, 1 bölü C eksi 3. Ama ben onu şöyle yazacağım. Hiç fark etmiyor çünkü A eksi 1 bölü 1 eşittir. B eksi 2 bölü 1 o da eşittir. C eksi 3 bölü 1. Şimdi arkadaşlar buna biz bir lambda diyelim. A'yı çektik lambda artı 1. B lambda artı 2. C de lambda artı 3. Tek parametreye bağlı yazdım. Şimdi burada arkadaşlar A ile A üstünün orta noktası dediğimiz şu nokta düzlemin üzerindedir. İşlemimiz bitti aslında arkadaşlar. Yani şu orta nokta dediğimiz A artı 1 bölü 2, B artı 2 bölü 2, C artı 3 bölü 2 düzlemin üzerindedir. K noktası diyelim. Bu K noktasını bir yazalım önce. A artı 1 bölü 2. Yani ne olacak? Lambda artı 2 bölü 2. B artı 2 bölü 2. Yani lambda artı 4 bölü 2. C artı 3 bölü 2. Yani lambda artı 6 bölü 2. Arkadaşlar bu düzlemin üzerindedir. Bakın şu düzlemin üzerindedir. Bir daha yapıyorum arkadaşlar. Lambda artı 1 dedi. Lambda artı 2 bölü 2. Lambda artı 4 bölü 2. Lambda artı 5 bölü 2 çok özür dilerim arkadaşlar. C artı 3'tü. Lambda artı 5 bölü 2 hata yapmayalım. Tamam. C artı 3 diyor. C artı 3. C'miz pardon lambda artı 6 ya. Yanlış gördüm yine. Tamam lambda artı 6. Evet. 1'e 1'e girdim 2. 2 artı 2 4. 3 artı 3 6. Tamam. Şimdi bu düzlemin üzerinde yani lambda artı 2 bölü 2 artı lambda artı 4 bölü 2 artı lambda artı 6 bölü 2 artı 5 eşittir 0. Arkadaşlar 1, 2, 3. 3 lambda artı 12 artı 10 eşittir 0. Buradan arkadaşlar lambdayı eksi 22 bölü 3 bulurum. Eksi 22 bölü 3 bulurum. Arkadaşlar işlem hatası yapmayalım. Yani bu çok spontane yazılmış bir soru. Hani çok sayılar düzgün çıkmayabilir. Lambda artı 2 bölü 2, lambda artı 4 bölü 2. Evet. 3 lambda artı 12 artı 10 eksi 22 bölü 3. O zaman ne olacak arkadaşlar? A üstü noktası
Birisi lambda artı 1'di. Yani eksi 19 bölü 3. Bu lambda artı 2'ydi. Eksi 16 bölü 3. Değil mi? 2 ekledik 6. Diğeri de lambda artı 3. 9 ekledik. Eksi 13 mi yapıyor? Evet. Eksi 13 bölü 3. Evet arkadaşlar. Yani A noktasının bu düzleme göre simetri olan nokta budur. Bu güzel bir soru, önemli bir soru arkadaşlar. Bunu lütfen dikkate alalım. Geçiyorum. Son bir sorum arkadaşlar. En son. Son sorumuz şu. Şimdi bu da bir hani koniklerle alakalı bir soru ama çember sorusu. Çemberin analitik incelemesiyle alakalı. Çünkü daha fazla soruluyor. Şimdi bu bir çember denklemi, hemen çember denklemi olduğunu şöyle rahatlıkla merkezin verechapını bularak söyleyelim. X eksi 2'nin karesi artı y artı 3'ün karesi. Bakın x kare eksi 4 x artı 4. Y kare artı 6 y artı 9. Burada 9 olduğu için eşittir 4 dedim. Yani 2'nin karesi. Bir çember. Çemberimizin merkezi 2'ye eksi 3. Yarıçapı 2 birim. Şöyle yapalım. Evet. Yarıçapımız 2 birim. Doğruya teğetmiş. Doğrumuzun denklemi bu arada 6x artı 8y artı k eşittir 0. Yani kısaca yapmamız gereken işlem şu aslında. Bu noktanın yani merkezin doğruya olan uzaklığı 2 birim. Merkezin doğruya olan uzaklığı şöyle bulunacak. Noktanın doğruya olan uzaklığı. X gördüğüm yere 2, Y gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. 6 çarpı 2 artı 8 çarpı eksi 3 artı K. Mutlak değerde bölü. Kök içinde 6'nın karesi artı 8'in karesi. Eşitmiş 2 birime. Buradan arkadaşlar eksi 24 artı 12 ne oldu? Mutlak değer. K eksi 12. Eşittir 20. Buradan k eksi 12 ya 20'dir ya da eksi 20'dir. K ya 32'dir ya da k eksi 8'dir. K'nın alabileceği değerler toplamı da 24 olur. Bu da böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dersimiz bu kadar. Bununla ilgili örneklerimizi yaptık. Sorularımızı çözdük. İnşallah sınavda başarılar arkadaşlar. Bu çözdüğümüzden benzerlerinden sınavda çıkacak diye düşünüyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.